bu insan çok yetkin biridir. E bir şey oldu, o yetkinliğiniz, o gücünüz azaldı. Ne oldu o zaman? Sanki kendinizden bir şey eksildiğini hissettiniz. İşte ayet bunlara işaret ediyor. Yani siz, aslında ayeti şöyle yorumlayabiliriz. Ey insanlar, siz malınızdan yana, hayatınızdan yana, sahip olduğunuz sonuçlardan yana, ticaretinizden yana, kendiniz olarak algıladığınız şeylerden yana eksiltilme gibi haller yaşıyor olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat edin. Siz kendi varlığınızın tamlığında sabit bir halde durun. İşte onlar gerçekten fıtratlarındadır. Dolayısıyla her zaman şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben yaşadığım herhangi bir şey üzerinden eksiklik hissi duyuyor muyum? Mesela sizi çok seven bir arkadaşınız sizi yanlış anladı. Sizi sevmemeye başladı. Siz burada bir eksiklik hissediyor musunuz? Size saygı duyan insanlar bir süre sonra saygı duymaz oldular. Sizi hatırlayan insanlar bir süre sonra sizi hatırlamaz oldular. Siz bir eksiklik hissediyor musunuz? Bir eksiklik hissi duyuyor musunuz? Duyuyorsanız nereye dönmelisiniz? Varlığınızın tamlığını hatırlamaya dönmelisiniz. Ben yanlış bir yerdeyim. Ben eğer bir şeyden dolayı eksiklik hissediyorsam, ben yanlış bir yerdeyim. Varlığımı yanlış bir yere konumlandırmışım. Kendimi yanlış tanımlamışım. Kendime dair algıda bir problem var. Fıtratımın şuurunu fark etme konusunda bir yanlışlık var. Neden? Çünkü Allah insanı yaşadığı herhangi bir olay nedeniyle eksiklik hisseder bir nitelikte yaratmamıştır. Biz yaşadığımız herhangi bir olaydan dolayı eksiklik hissedecek bir fıtratta yaratılmamışız. Yani ben bir eksiklik hissediyorum veya eksiltilme hissediyorum. Mesela diyelim ki biz burada sohbet ediyoruz. Örnek veriyorum. Diyelim ki bir zamanlar 1000 kişi geliyordu. Sonra bir baktım 5 kişi gelmeye başlıyor. Ben eğer orada bir eksiklik hissediyorsam ben yanlış bir yerde duruyorum demektir. Veya bir zaman insanlar beni çok onaylıyordu, tasdik ediyordu. Bir zaman geldi hiç kimse tasdik etmiyor. Ama ben bildiğim şeyin doğruluğundan eminim. Tasdik edenlerin azalması bende bir eksiklik hissi uyandırıyorsa ben yanlış bir yerde duruyorum demektir. Beni onaylayan, seven, takdir eden insanlar diyelim ki bir gün geldi, bir sabah kalktım, hepsi benden yüz çevirmiş. Hiçbiri beni tanımıyor. Hatta diyorlar ki, ya seni tanıdığımız güne lanet olsun. Veya biz seninle boşa vakit geçirdik. Keşke seni tanımasaydım dediklerinde ben bir eksiklik hissediyorsam, bir burukluk hissediyorsam ben yanlış bir yerde duruyorum demektir. Çünkü o ihtimal olabilir değil mi hocam? Yani sizi üzgün diyebilir yani boşuna sizi. Tabii, yıllarca dinledik. Ben kendi varlığımın üzerinden konuyu değerlendirmeliyim. Yani benim kendi varlığımda bir denge, bir doğallık, bir sadakat varsa ben yerimde duruyorum. Birileri bir gün bana sadık diyebilir, bir gün yalancı diyebilir. Bir gün beni çok sevebilir, bir gün beni yok sayabilir. Bir gün beni hatırlayabilir, bir gün beni unutabilir. Diyelim ki siz böyle çok aranan birisiniz. İşte günde neredeyse 30-40 defa aranıyorsunuz. Her hatır soruluyor vesaire. Bir gün geldi, kimse aramıyor. Telefon hiç çalmıyor. Bir eksiklik hissediyorsanız,
varoluşunuzda bir eksiklik hissediyorsanız, o zaman siz varlığınızın tamlığında değilsiniz demektir. Onun için dikkat edin, Allah peygambere bu konuda çok uyarıda bulunmuştur, hatırlatmada bulunmuştur. O hatırlatmalar aslında temelde bize işaret ediyor. Eğer insanlar etrafından dağılacak olursa, Allah sana yeter. Allah kuluna kafi değil mi? Allah'ın şahitliği sana yetmez mi? Diyelim ki siz dürüst bir insansınız ama mahkemede sizin dürüstlüğünüze şahit olacak hiç kimse yok. Aslında sizi tanıyan insanlar var ama hepsi yalancı şahitler. Bundan dolayı bir eksiklik hissediyor musunuz? Ya insanlar ne kadar kötüymüş ya. Hayatta güvenecek kimse de kalmadı. Kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki, o kadar yabancılaşmış hissediyorum ki diyorsanız, siz kendinize yabancısınız. Kendinize yabancı olduğunuz için hayata yabancılaşırsınız. Kendinize yabancı olduğunuz için insanlara yabancılaşırsınız. Eğer kendi kendinizin dostu iseniz, kendi kendinizin farkındaysanız, kendi kendinizin ayırdındaysanız, o zaman hayatta hiçbir yabancılaşma, hiçbir güvensizlik hissetmezsiniz. Ama dikkat edin, eğer yanlış yere köklenmişseniz, tırnak içinde söyleyeceğim, yanlış yere varlığınızın tezgahını açmışsanız, yanlış yere varlığınızın çadırını kuruyorsanız, o çadır mutlaka bir gün yıkılacaktır ve siz altında kalacaksınız. Yanlış yere köklenirseniz o kökler bir gün kuruyacaktır. Kurtçuklar tarafından yenilecektir. Mesela diyelim ki siz kökünüzü ailenize kurmuşsunuz. Yani ailenizde köklenmişsiniz. Kendiniz deyince aklınıza gelen aileniz. O zaman ne oldu? Sizin varlığınızın kökleri aileniz. Peki o köklerde bir sarsılma olursa, kurursa ne olacak? Yani biz ne diyoruz? Allah korusun. Mesela hepsi kazada öldü, bir ben kaldım. Mesela tasavvur edin. Bir aileniz var. Bir kaza geçirdiniz. Bir tek siz sağ kaldınız. Eşiniz, çocuklarınız, aile efradınız vefat etti. Eğer varlığınızda bir eksiklik hissediyorsanız, kendinizi böyle yarım, çeyrek veya hiç gibi hissediyorsanız, siz yanlış bir yere köklenmişsiniz demektir. Yanlış bir yerde varlığınızın çadırını kurmuşsunuz demektir. O yüzden Hazreti İsa der ki, evini kayanın üzerine kur. Evini kumların üzerine kurma. Eğer evini kumların üzerine kurarsan, sel gelir, tufan gelir, fırtına gelir ve o evi yıkar. Ama evini kayanın üzerine kurarsan, o zaman sel gelir, felaket gelir, rüzgar gelir, fırtına gelir, o eve hiçbir şey olmaz. Kaya nedir? Kaya Allah'tır. Senin varlığın Allah'ın üzerine kurulmuş. Ve Allah sana tam bir varlık vermiştir. Allah bizi tam kıldığı halde biz kendimizi eksik zannediyoruz. Eksiğimizi bir şeyle tamamlamaya çalışıyoruz. Bir şeyle tamamladığımızda tam zannediyoruz. Ama aslında o şey değişime tabidir. Mesela bir ailem olursa kendimi tam hissederim. Eşim var, çocuğum var, tam şimdi oldu. İşte sevdiğim var, beni seven var, benim de sevdiğim var. İşte güvendiğim insanlar var, bana güvenenler var. İşte dostlarım var, ben dostlarımla güçlüyüm. Ben insan biriktiriyorum. Niye biriktiriyorsun ki? Bana bunlar çok hoş gelen ifadeler ama hepsi sahte. Dost biriktiriyorum. Sonra bir bakıyorsun arkadaş bunalıma girmiş. Neden? Biriktirdikleri çürümüş, problem olmuş.
ne biriktiriyorsun? Dost mu biriktiriyorsun? Arkadaş mı biriktiriyorsun? Para mı biriktiriyorsun? İtibar mı biriktiriyorsun? Veyahut da işte hayatta bir şeyler yapayım. Hayatta bir şeyler yaptığımda ve işte ben de hayatta bunu yaptım dediğimde kendimi tam hissediyorum. Modern psikoloji de bize diyor ki, diyor ya hani kendini gerçekleştirme. Ne kadar sahte bir ifade. Kendin gerçeksin, niye gerçekleştireceksin, neyi gerçekleştireceksin? Allah sana gerçek bir varlık vermiş. Sen diyorsun ki kendimi gerçekleştirmem lazım. Ne ile? Şunu yaparak, bunu yaparak, bir şey ortaya koyarak, bir iz bırakarak. Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü vardır. Dünyaya iz bırakmak denilen riyakarane anlayış diyor. Ne demek dünyaya bir iz bırakacağım ya? O izi kim okuyacak? O izi ben nereye bırakacağım? İnsanlara, değil mi? İnsanlara mı iz bırakacağım? Atıyorum kitap yazdım ama kitabı okuyan bir kimse yok. İz bırakmış olur muyum? Olmam. Demek ki ben dünyaya bir iz bırakıyorum derken insanlara bir iz bırakmaya çalışıyorum, değil mi? İşte bu riyakarlıktır diyor. Yani başkalarının dünyasında var olmaya çalışmak. Başkalarının algısında var olmaya çalışıyoruz. Peki sen Allah'ın idrakinde deyim yerindeyse, Allah için idrak kullanılmaz ama yani Allah'ın varlığında varken, Allah'ın varlığında bir izin varken sen niye başka insanların varlığında bir algısında bir iz bırakmaya çalışıyorsun? Neden? Çünkü Allah'taki izini unutmuşsun. Şimdi bakın düşünün, hepimiz kendimizi birilerine hatırlatmaya çalışıyoruz. Veya birilerinin hatırında olmaya çalışıyoruz. Mesela şimdi şöyle düşünün, öldünüz, diyelim ki şu an öldünüz, hiç kimse bir eksiklik hissetmiyor. Hatta öldüğünüzün bile farkına varmıyor mesela. Hani mesela diyelim ki evinizde bir karınca var. Öldü diyelim. Farkında mısınızdır? Değilsinizdir. Farz ediniz ki öyle bir karınca gibi. Öldünüz, kimse de farkında değil. Ne hissedersiniz? Eğer bir eksiklik hissediyorsanız yanlış bir yerde duruyorsunuz demektir. Biz Allah'ın varlığında varız. Biz Allah'ın varlığında silinmez bir ize sahibiz. Biz Allah'ın sonsuz ilminde varız. Onun var ettiği, onun ilminde olan, onun kudretinin, hikmetinin üzerinden inşa edilen bir varlığız. O zaman benim varlığım nerede? Benim varlığımın aslı nerede? Allah'ta. O sonsuz, o eksiksiz. Allah bir şeyi unutur mu peki? Unutmaz. O zaman benim Allah'ın varlığında silinmez bir izim var, değil mi? O zaman hocam, insanın kendini kandırıyor. Mesela hani çağda işte öyle bir eser bırak ki ölümsüz ol. Mesela. En büyük sahtekarlık, en büyük aldanış, en büyük aldatmaca. Ama çok hoş bir aldatmacı, değil mi? Evet. Yani insanlığa faydalı. Evet. Dolayısıyla peki insanlara faydalı olmayalım mı? Hayır. İnsanlara faydalı ol. Allah'ın sana verdiği imkan ve yetkinliği kullan. Ama bunu insanların algısında bir iz bırakmak için değil. İnsanların saygı duyması için değil, insanların hatırlaması için değil. İşte öyle bir şey bırakayım ki 100 yıl sonra hatırlanayım. Bakın biz çoğu defa kimlere özeniyoruz? İşte bak diyoruz, adam tarihe geçmiş. Çok matah bir şey sanki. Tarihe geçmiş. Lan geçmiş zaten, bak geçmiş yani. Geçmiş ve geçecek. Sen geçmeyene bak. Sen Allah'ta geçmeyensin. Sen Allah'ta daimi olansın. O zaman sen kendi varlığının farkına varmalısın. Kendi varlığının farkına vardığında ne aleme yük olursun, ne alem sana yük olabilir.
bakın biz kendi varlığımızın farkına varmayınca ne yapıyoruz? Aleme yük olmaya çalışıyoruz. Mesela diyoruz ki, ya Ahmet niye beni hatırlamıyorsun, hiç beni hatırlamıyorsun, beni hiç aramıyorsun, niye aramıyorsun? Ya beni seviyor musun, bana değer veriyor musun, bana kıymet veriyor musun? Bir bakayım kim bana kıymet veriyor? Bir de bir bakayım kimseyi aramazsam kim beni arayacak? Niye böyle şeyler yapıyorsun ki? Bunlara hiç gerek var mı? Hiçbirine gerek yok. Yani ne demeyelim ama cehalet yani. Özetle bir cehalettir, bir yanılgıdır. Bir yanılgıdır. Bir farkındalık eksikliğidir. Tabii ki nefsimizin böyle en çok tutunduğu şey şu, ama biz insanız. Halbuki arkadaşlar, insan olmak bu bahsettiğimiz hakikati idrak etmek demektir. İnsan, Allah'ta var olduğunu idrak eden insandır. Kainattaki her şey Allah'ta vardır. Ama her şey Allah'taki varlığını müdrik değildir. İnsan, Allah'taki varlığını idrak edebilen bir varlıktır. İnsan buna denir. Başkalarının idrakinde var olmaya çalışana insan denmez. O insan değildir. O bir cehalettir. En hafif deyimiyle bir cehalettir. Kendimize karşı bir cehalettir. Yani kendimizi bilmemek anlamında bir cehalettir. Varlığımızı konumlandırmaya çalıştığımız yer noktasında bir cehalettir. Ben birilerinin dünyasında var olmak istiyorum. Birileri tarafından hatırlanmak istiyorum. İz bırakmak istiyorum. Ben ne yapmış oluyorum? Bir cehaletin tuzağına kendimi düşürmüş oluyorum. O yüzden işte o ayet aslında bize ne diyor? Ey insan, herhangi bir olay yaşadığında varlığında bir eksiklik hissediyorsan, kendini bulmak konusunda çaba göster. Kendi varlığını bulmak için mücadele et, çaba içinde ol, o yola gir ve kendi varlığını bulduğunda da orada sabit kal. Kendini eksik hissediyorsan bu senin cehaletindir. Senin kendi tarafından kendini tanımamandır. Maldan, evlattan, ürünlerden, sahip olduğunu zannettiğin şeylerden yana bir eksilme olursa ve sen bunları eksiklik olarak algılarsan, bakın bunlarda eksilme olur değil mi? Biz bunu reddediyor değiliz, dikkat edin. Mesela bir insanın elindeki malda eksiklik olmaz mı? Olur. Değil mi? Zaten hocam abla onu hatırlatmıyor mu? Yani tabii, tabiatı gereği eksiklik olur. Yani birçok şeyde yani eksiklik olacak. Kesinlikle. Mesela gençsin, yani güzelsin, yakışıklısın, zaten eksilmeyecek mi? Eksilecek. Saçın gürdü, eksilmeyecek mi? Eksilecek. Gözlerin görmeyecek. Gözlerinin görmesi eksilmeyecek mi? Eksilecek. Fiziksel gücün eksilmeyecek mi? Eksilecek. Ha, bunlar eksilirken sen kendini eksik hissediyor musun? Eğer sen kendini eksik hissediyorsan o zaman dikkat et. Sabredenleri müjdele, yani kendi varlığının merkezinde kalmaya dikkat eden. Bu konuda her türlü olay başına gelse de kendi varlığının bilincini korumak konusunda dirençli olan kişilere müjde ver. İşte onlar mümindirler. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği idraki, fıtratı, hakikati idrak etmiştirler. İşte onlara de ki, siz hiçbir eksiltilmeden korkmayın. Ama biz şimdi bakın, her türlü eksiltilmeden korkuyoruz değil mi? Bankadaki hesabın eksilirse korkuyorsun. Hatta doların var, düşerse korkuyorsun. Doktor sana derse ki, ya bak senin hani modern tıbba göre 6 ay vaktin var, diyorsun ki aa ömrüm eksilmiş diye, öyle hissediyorsun değil mi? İşte biri seni seviyordu ama artık sevmiyor. İşte
İşte çocuğun eskiden sana çok bağlıydı. Şimdi evlendi, eşine bağlı. Ne oldu? Sana olan bağlılıkta bir eksilme oldu. Peki sen kendini eksik hissettin mi? İşte ona dikkat edeceksin. Dediğimizde hocam deriz yani ben kendi adıma. Tüm insanlar Allah bana yeter diyoruz ama sadece dilden telaffuz ediyoruz da. O bil, hani ne de diyor, o bilince sahip olmak. Gerçekten bunu söyleyebilmek yani. Yani Kur'an bir slogan değildir. Biz modern zamanda Kur'an'ı da sloganlaştırdık. Allah bana yeter. Bunu Instagram'larda profil şeyi yapıyoruz. Sonra da altındaki yazıya bakın, Allah'ın ona yetmediğini zaten net olarak görebilirsiniz. İşte insanlar çok vefasız. İşte falanlar çok böyle bencil. Artık kimseye güvenmiyorum. Hani Allah sana yetiyordu? Keşke de görmedim. Evet, işte bakın, o kadar bilinçsizleştirilmiş bir hale gelmişiz ki buradaki çelişkiyi bile görmüyoruz. Ha, peki bu çelişkiyi gördün, ne yapacaksın? Kendini mi suçlayacaksın? Hayır. Kendine ya benim imanım yokmuş, Allah kahretsin ben imansız mıyım acaba? İmandan mı çıktım demeyeceksin. Zaten ne kadar girdiğin belli değil de, o ayrı bir konu. Sen imanı kalbine indirmeye çalışacaksın. Mevzumuz itikat tartışması değil. İmanı kalbine indirmeye çalışacaksın. İmanın tatlılığını, imanın nurunu, iman hazinesini kalbinde idrak etmeye çalışacaksın. Yoksa Allah'ın insanların imanını ölçmek gibi bir derdi de yok arkadaşlar. Allah bir şeyi niye ölçsün ki? Zaten her şey ortada. Bize kendi kendimizi ölçtürmek için bazı şeyler yaşatıyor. Bak bir ölç kendini diyor. Ben seni biliyorum da sen kendini bir ölç. Neredesin? İman nerede, sen neredesin? Kendini nerede idrak ediyorsun? Kendine dair idrakin nedir? Sen nerede bir iz bırakmaya çalışıyorsun? Varlığın nedir ve ne olunca bir şey eksik hissediliyor? Varlığında mı bir eksiklik var? Yoksa sen yanlış bir yere varlık çadırını kurmuşsun da o varlık çadırının bazı direkleri kırılmaya ve sarsılmaya başlıyor. Dolayısıyla bakın, Allah bizi kendimizi bulmak konusunda uyarır. Yoksa kendisine ne kadar kul olacağız, kendisine ne kadar ibadet edeceğiz mevzusu değil. Her şey bizim içindir bu noktada. Kendimizi ne kadar hatırlıyoruz, bunun için bize bazı olaylar yaşatıyor. Kendimizi anlamamız için, nerede durduğumuzu fark etmemiz için. Nerede durduğumuzu anlarsak o zaman şu soruyu sorarız. Allah beni buraya mı koydu? Yoksa ben yabancı bir memlekette mi yaşıyorum? Değil mi? Biz bugün diyoruz gurbet çok kötü. Hepimiz gurbetteyiz. Ne zaman asli vatanımıza döneceğiz? Allah'ta olduğumuzu idrak ettiğimizde. Allah'ın üflediği ruhu idrak ettiğimizde. O zaman asli vatanımıza dönmüş olacağız. Şu anda gurbetteyiz. Gurbetteyiz. Asli vatan diye sahte vatanların peşinde koşuyoruz. Bir psikanalistin güzel bir sözü vardır. Herkes kalbinde tüneyeceği bir insan arar diyor. Orayı asli vatanı zanneder. Halbuki bizim asli vatanımız Allah'tır. Biz birinin kalbinde tünemek ister. Kimi? Ona o kadar razı gelmez. Ben dünyaya kendimi ispat etmeliyim. Herkes benden bahsetmeli der. Aslında burada ne var arkadaşlar? Herkes bir şeyde varlık arıyor. Değil mi? Herkes, evet, bir şeyde varlık arıyor. Ve o şey geçici olan bir şey. O zaman işte Allah'ın buradaki uyarısı ve müjdesi çok anlamlı
ve bizim için çok dönüştürücü bir şeydir. Bu dönüşümü yaşadığımızda o zaman gurbetten kurtuluruz. Yanlış şeylerde vatan aramayız. Asli vatanımıza daha bu an buradayken, dünyadayken bile kavuşabiliriz. İnsan asli vatanına dönmelidir. Yani kendi aslına dönmelidir. Kendi aslımız ilişkilerden, başarıdan, beceriden, itibardan, şöhretten, tanınmaktan bağımsız bir şeydir. Asli vatan hiçbir şey tarafından sarsılamaz. Eğer o hadisin aslı varsa, o hadis şudur, hani vatan sevgisi imandandır, biz onu bu anlamda kabul edebiliriz. Yani vatan sevgisi imandandır. Asli vatan sevgisi ama. Asli vatanını biliyorsan ve asli vatanını seviyorsan bu imanın bir göstergesidir. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank you.